Herkese merhaba. Bugün logoda işlem dövizi, raporlama dövizi ile ilgili bir eğitim videosu yapacağız. İşlem dövizi nedir, raporlama dövizi nedir? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi önce bir tane cari hesap kartına bakalım. Ay Ticaret. Bunun şu an hiçbir hareketi yok. Satış hareketler diyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir hareketi yok. İlk defa hareket oluşturacağız. Şimdi biz TL çalışan bir firmayız. Türk lirası üzerinden mal alıyoruz. Türk lirası üzerinden satıyoruz. Ama bazı firmalarda farklı para birimleriyle de ticaret yapılabiliyor. Biz de Ay Ticaret'in bizimle dolar üzerinden çalıştığını düşüneceğiz bu örneğimizde. Şimdi cari kartın içine giriyoruz. Ve biz bu cari ile dolar olarak çalıştığımız için cari kartın içerisindeki ticari bilgiler sekmesinde döviz türü olarak TL Türk Lirası yerine USD Amerikan dolarını seçiyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi başarı ticaret bizde TL çalışıyor. Ay Ticaret'te bizde dolar çalışıyor. Bir tane satış faturasına gelelim. Burada satış faturasındaki alanlar bizim için önemli bu noktada. Şimdi sağ tuş ekle diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir cari seçili değil. Detaylar sekmesine bakalım. Raporlama dövizi dolar, işlem dövizi TL. Bir kur girmemişiz. Kur gireceğiz. Şimdi burada ben önce başarı ticareti seçiyorum. TL çalıştığım bir firma. Çift tıkladım. Birim fiyat güncellenecektir. Bunu her caride söylüyor. Bunun söylemesinin sebebi bu cari karta özel bir fiyat listemiz varsa ürünü seçtiğimiz zaman o fiyatlar gelecek. O fiyatlara göre güncelleyecek. Bizim şu an öyle bir durumumuz yok. Tamam deyip geçiyoruz. Detaylara baktığımız zaman burada bir değişiklik yok. Dolar ve TL. Raporlama dolar, işlem TL. Ancak ben burada Ay Ticaret'i seçtiğim zaman ticari bilgilerdeki döviz türünü dolar yaptığım Ay Ticaret'i seçtiğim zaman bana ilk önce işlem dövizi değiştirilecektir diyor. Yani bunun İşlem dövizi TL değil dolar. O yüzden bana bu uyarıyı verdi. Peki değiştireceği işlem dövizi nerede? Detayların altındaki bölüm. Tamam diyorum. Birim fiyatı tekrar burada söyledi bana. Buna da tamam dedim. Şimdi detaylara geldiğimde demin buradaki TL şimdi dolar oldu. Yani bunun işlemleri dolar üzerinden yürüyecek diyor. Ancak hesaplamalarımızın düzgün çıkabilmesi için mutlaka kur bilgisi olması lazım. Buraya 7 lira olarak girdim kurumu. Ve tekrar fatura sekmesine geldim. Şimdi devam edelim. Burada bizim karşımıza çıkacak olan fiyat girme aşamasında ne oluyor onu göreceğiz. Bir adet dedim. Gördüğünüz gibi TL birim fiyat olarak benim tanımlı olan 1800 TL fiyatım geldi. Sağa doğru tab tuşuyla gittiğimde dövizli tutar 257.14 olarak hesapladı. Yani benim girmiş olduğum kura göre bunu hesapladı. Ama ben bunu 257.14 dolar değil, 250 dolara satmak istiyorum. Yani buraya veri girmek istiyorum. Ama şu an giremiyorum. Girememenin nedeni ise kullanılacak para birimi aşağıdaki bölümdeki satırların yerel para birimi olması. Burası yerel para birimi seçili olduğu için yukarıda da TL'yi kullanabiliyorum. Ben buraya işlem dövizini tıkladığımda dövizli tutar kutusu açılıyor ve ben buraya istediğim döviz tutarını girebiliyorum. Şimdi bu tarafa baktığım zaman 250 dolar artı KDV olarak benim faturam oluşmuş oluyor. Raporlama dövizinin ne olduğundan bahsedelim. Raporlama dövizi ile işlem dövizi çok farklı kavramlar. İşlem dövizi yapılan işlemin cariyi o döviz cinsi üzerinden borçlandırıcı anlamına geliyor. Yani ben şu an Ay Ticaret'te dolar olarak borçlandırıyorum. Farklı bir firmayı da euro olarak borçlandırabilirim. Ve TL olarak çalıştığım yerler de var. Ama bunların hepsini tek bir para biriminde okuyup raporlayabilmem için bir tane program benden raporlama dövizimi seçmemi istiyor. Benim raporlama dövizim dolar. Yani TL de satsam, dolar da satsam, euro da satsam tek bir aynı para biriminde görüntüleyebilmek için seçtiğim para birimi dolar. Raporlama dövizi bu işe yarıyor. Bizim daha çok dikkat etmemiz gereken işlem dövizi kısmı olacak. Şimdi kaydet dedim. Gördüğünüz gibi dövizli tutarı buraya yazdı. Bu faturanın dövizli tutarı. Şimdi bir de cari ekrana gelelim. Burada bir şey anlatacağım. Cari hesaplara geldik. Ay Ticaret 2065 borçlu diyor TL olarak. 295 dolar borçlu. Şimdi buradaki gördüğünüz gibi bakiye RD ediyor. Raporlama dövizi. Ve şu an burada 295 yazıyor. Ben faturada Ay Ticaret'e kestiğim faturada eğer raporlama dövizi kurumu yazmazsam gördüğünüz gibi raporlama dövizi kutusu boş. Genel bölümünden işlem dövizini seçtiğimde başlık da değişti gördüğünüz gibi. Bakın hem başlık değişiyor hem buradaki değerler değişiyor. İşlem dövizi olarak 295. Şu an benim için değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Gene 295 dolar Ay Ticaret borçlu. Ancak cari hesap ekranına baktığımda F5 yapıyorum burayı. Bakın burası silindi. Raporlama dövizi cinsinden bakiyeyi burada göremiyorum. Göremememin sebebi neydi? Faturadaki raporlama dövizinde kur yazmamasıydı. Mutlaka buradaki kurları doldurmamız gerekiyor. Zaten burada otomatik olarak logo kendisi günlük kuru Merkez Bankası'ndan alıp getiriyor. Nereden getiriyordu? Dosya günlük döviz kurları bölümünden. Buraya bastığınız zaman My Logo'dan Merkez Bankası'na göre burada kurları doldurabiliyor. Manuel olarak siz de müdahale edebiliyorsunuz. Peki şimdi biz raporlama dövizine kurumuzu yazdık. Buraya bu geldi. Şimdi ekstra bakmak istediğimiz zaman biz bu Ay Ticaret'te dolar çalışıyoruz ve dolayısıyla ekstresini aldığım zaman da benim 2065 TL değil 295 dolar borçlu olduğunu görmem gerekiyor. Sağ tuşa ekstra dedim. Daha önce bir ekstra tasarımı yapmıştık. Ekran dedim. Tamam dedim. Ve gördüğünüz gibi faturayı çıkartıp borç alacak. Bakiye 2065 TL. Ama bu benim dolar çalıştığım bir firma. O zaman ne yapacağım? Rapor tasarımındaki mevcut tasarımı kopyala diyorum. Karşıma ekstrenin tasarımı çıkıyor. Ve burada satırlar bölümünde borç alacak kutuları var. Buradaki borç kutusunu çift tıklıyorum. Ve standart alan altında burada borç bölümünü tıklayıp i harfine bastım ve işlem dövizi borç yerine buradaki borç yerine işlem dövizi borç seçtim. Tamam dedim. Aynı şeyi alacakta yapıyorum. Tıkladım. Standart alan yine alacağı tıkladım. i harfine bastım. İşlem dövizi alacak dedim ve kaydet dedim. Tabii aynı şeyi bakiyede de yapmam gerekiyor. Bakiye çift tıkladım. İşlem dövizi bakiye. Kaydettim. Şimdi bunu sakla dedim. Buraya işlem dövizi dedim ve dosyada dedim. Seç dedim. Burada önemli olan sol tarafta da aşağı doğru indiğim zaman işlem döviz türü var. Burada işlem döviz türünü çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bütün para birimleri açılıyor. Ben burada sağ tarafa geçip bütün hepsini bu tarafa, sol tarafa atıyorum ve doları bu tarafa atıyorum. Yani ekstrem işlem dövizi cinsinden alacağımı söylüyorum. Ve ekrana basıp tamam dediğimde bu cari hareketin, bu carinin hareketlerini işlem dövizi cinsinden bana raporluyor.